Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında yayınımıza devam ediyoruz. Tekrar hatırlatmak gerekirse konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın, Ercan Gürses ve Nuri Elibol'la birlikte. Aslında tam da yayın arası öncesinde, reklama gitmeden önce onu sormuştuk. Tabii bu tartışmalar da oldu. Başbakan mutlaka ve mutlaka Avrupalı muhataplarına neden HSYK yasasını değiştirdiklerini veya işte yine gündemde görevden alınan polis müdürleri veya savcı ve hakimlerle ilgili konuda gelen soruları cevaplamıştır ama paralel yapıyı nasıl izah etmiştir Ahmet Bey? Avrupalılar bunu anlamış mıdır? Bakın şunu söyleyeyim, tabii Avrupalılar demokrasiyi özümsemiş. Hiçbir hukuk devletinde, demokrasiyle idare edilen hiçbir ülkede böyle yapılara müsaade edilmez. Kesinlikle müsaade edilemez. Yani meşruiyetin kaynağı olan milletin üzerinde hiçbir güç, hiçbir vesayet makamı, hiçbir otonomi kabul edilemez. Ve dolayısıyla Avrupalı tabii belki bunu izahta zorluk çekmiş olabilir. Onların bunu algılaması biraz zor olabilir. Çünkü sistemleri yıllardan beri oturmuş. Ve bu sistem başka yapılara da müsait değil. Hukuk devletlerinde hep böyledir. Ama maalesef işte Türkiye'de bu son operasyon, son olaylar gerçekten devlet içinde bir takım yapılanmaların olduğu, bu yapılanmaların belki bir hukuki soruşturmayla süreci başlatıp, bir takım bahanelerle süreci başlatıp aslında işin başka boyutlarıyla bunun adeta siyasi bir lince dönüşmeye varacak tarzda bir büyük operasyona dönüştürdükleri çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bunları zaten Avrupalı tabii yaşamamış olabilir son dönemlerinde. Belki ilk dönemlerde, onlar da demokrasiye geçiş dönemlerinde bu tür şeyler olabilir. Hatta yani bakıyorsun sembolik krallıkla idare ediliyor. Birçok ülkede krallık var halen ama demokrasiyle idare ediliyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu yapılar da asla müsait yapılar değil. Çünkü devletten devlet adına görev yapanların, devletten maaş alanların bu hukuka göre, anayasaya, kanunlara göre görevlerini ifa etmek durumunda olanların talimatları başka yerden alıp başka şekilde uygulamalara girmesinin hiçbir hukuk düzeninde diyorum ya yeri yok. Dolayısıyla Avrupalı hukukla idare edilen, hukuk devleti olarak kabul ettiğimiz Avrupalı bu açıdan bu yapıların zaten olmaması gerektiğini en iyi bilenlerdir. Evet. Bu manada yani aslında çok da zor olmaması lazım. Yani bunları ifade ettiğiniz zaman zaten Avrupalı da bu tür şeyleri kabul etmez. Kaldı ki bu hakikaten Türkiye'nin kendi meselesi. Avrupalı ne der benim için de çok önemli değil. Benim için önemli olan bu ülkenin geleceğidir. Yeter ki Türkiye kazansın. Gerekirse şahıs olarak biz kaybedelim. Gerekirse parti olarak da kaybedelim. Ama Türkiye'nin kazanması, bu milletin kazanması asıl olan budur. Bizim şu anda yaptığımız da aslında milletin iradesine, milletin kendisine sahip çıkmaktır. Hakikaten eğer bu tür yapılara müsaade edersek belki bugün muhalefet zil takıp oynuyor ama yarın bu muhalefet için de çok büyük bir tehlike olur. Muhalefet bu tehlikenin farkında değil. Ya da hesaplarına şu anda öyle geliyor olabilir ama bir siyasetçinin kim olursa olsun, fikri, ideolojisi, partisi ne olursa olsun mutlak surette hiçbir siyasetçinin bu yapılanmalara sahip çıkmaması lazım. Hukuka sahip çıkması lazım, demokrasiye sahip çıkması lazım. Sayın Aydın, ben bir şey sormak istiyorum. 17 Aralık'ı siz parti olarak bir darbe girişimi olarak nitelendiriyorsunuz. Ve bu darbe girişimiyle ilgili olarak da bazı idari düzenlemeler yaptınız, yasal düzenlemeler yaptınız ve hükümetin yaptığı bazı atamalar var, tayinler var. Özellikle emniyet ve yargıda. Bunlar yeterli oldu mu? Darbe tehlikesi atlatıldı mı? Daha yapılacak şeyler de var mı? Bakın süreç gösterecek. Evet, 17 Aralık yolsuzluk iddiası adı altında güya birçok ülkede görülebilecek zaman içerisinde basit bir hukuki soruşturma gibi görünse de işin o şekilde olmadığı, bunun çok daha farklı boyutların olduğu, çok daha küresel boyutların olduğu, bu küresel aktörlerin yanında içeride yerli oyuncularının da olduğu, bir takım farklı yapılanmaların da olduğu çok açık ortaya çıktı. Yani bu sürece kadar eğer kim hukuk içinde kalırsa, hukuka riayet ederse, kanunların kendilerine vermiş olduğu görevleri layıkıyla yerine getirirse bir problem yok. Kim olursa olsun. Yani bir cadı avına falan da çıkacak değiliz. Ama kim ki eğer hukuku aşıyorsa, kim ki siyasetçiyi kontrol altına almak istiyorsa, siyaseti dizayn etmek istiyorsa, kim ki bu operasyonla hukuk dışı yollarla, sandık seçim dışı yollarla bir şekilde iktidarı alaşağı etmek istiyorsa,
Kim ki bu milletin geleceğiyle oynamak istiyorsa ona karşı gereken mücadele yapılır. Gerekirse o değişiklikler yeniden yapılır. Bunu yapmak durumunda iktidar. Devamda yani, edebilir bazı edebilir. Eğer bu tür yapılar devam ederse, eğer gerçekten ülkenin aleyhine hukuk dışı yollarla ya da hukuku bir şekilde farklı yorumlamak suretiyle siyaset rehin alınmak isteniyorsa da tabii siz de iktidarsınız, siz de tedbirinizi almak durumundasınız. Hiç kimse kusura bakmasın. Burada sen her aracı mübah sayacaksın. Bu iktidarın gitmesi için, Türkiye'nin kaybetmesi için ne gerekirse yapacaksın. Her türlü yolu deneyeceksin. İktidar da eli kolu herhalde bağlı oturacak değil. 2010 referandumundan sonra siz dediniz ki artık askeri müdahale riski kalmadı dediniz. Peki bundan sonra artık başka bir vesayetin müdahale riskini görüyor musunuz şu an itibariyle? Son yaşadığımız olaylar itibariyle de. Şimdi tabii açıkça dillendirmeseler de işte mecliste de görüyoruz. Muhalefet eskiden işte böyle hani asker göreve gibi ifadeleri kullanıyorlardı, belki kullananlar oldu ama şimdi yargı göreve deyip yeni ifadeler artık türemeye başladı. Dolayısıyla yani şu anda artık darbeler silahla falan pek yapılmıyor biliyorsunuz yani. Hakikaten şu anda başka türlü aygıtlar, araçlar, amaca ulaşmada da her araç mübah sayılıyor. Yani bu manada yargıyı kullanabilirsin. Başka bir takım bürokrasinin değişik kanadını kullanıp kollarını kullanabilirsiniz. Farklı yapıları kullanabilirsiniz. Dolayısıyla eğer milletin iradesine kalkışılan bir girişim olursa ne olursa olsun tüm meseleyet makamlarına karşıyız. Dolayısıyla da buna da karşı durmak durumundayız. Hissiyatınız darbe riski bitti mi efendim? Sizin yani, Ahmet Aydın olarak kendi fikrinizi ve hissiyatınızı soruyorum. Bu süreçte tabii çok kolay değil bir darbeyi gerçekleştirmek ama yine de ne olur ne olmaz uyanık olmak lazım diye düşünürüm ben. Şöyle bir algı var toplumda veya öyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Öyle bir algı yoksa bile oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bu ülkede yaşayan her renkten Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Çerkezi bunların hangi siyasi düşünceye, hangi ırka, hangi aidiyete mensup olursa olsun bunların kamuda çalışmak gibi, kamuda iş yapmak gibi bir hakları var. Herkes kesinlikle kamuda görev alabilir. Yeter ki kamunun standartlarına uysun. Hizmet hareketine ilgi duyan, sempati duyan insanları kamudan ayıklamaya başladığınıza ilişkin iddialar var. Yani sizin biraz önce koyduğunuz standardı ben anlayabiliyorum. Yani kamunun kurallarına uyuyorsa, işini yapıyorsa, işini kurallarına göre yapıyorsa, talimatlarını kamudan alıyorsa, kamunun koyduğu çerçeve içerisinde görevini yapıyorsa, hukuk dışına çıkmıyorsa, birileriyle kol kola girip başka işler çevirmiyorsa, kim olursa olsun biz. Kesinlikle. Böyle bir iddia var. Yani hizmet hareketi şu son 17 Aralık operasyonundan sonra hizmet hareketine sempati duyan kamuda çalışanlarına karşı bir operasyon başlatıldığına ilişkin, bunların kamuda ayıklandığı veya pasif görevlere getirildiğine ilişkin bir iddia var. Bu iddiaya ne diyorsunuz? Bu değiştirilenlerde ölçü nedir? Bakın bu bir defa doğru bir iddia değil. Yani biz bir defa vicdanı olan bir iktidarız. Gerçekten karar alırken de kendi vicdanlarımıza muhasebesini yapmak durumundayız. Hiç suçu kabahati olmayan, hiç günahı olmayan, masumane bir şekilde tamamen iyi duygularla hizmete gönül vermiş insanları biz ayrı tutuyoruz. Bakın şu anda öyle bir algıda oluşturmaya çalışıyor ki işte AK Parti cemaat arası böyle topyekun bir savaş varmış gibi. Bu böyle değil. Bizim savaşımız, bizim mücadelemiz yanlış yapanlarla ilgilidir. Sadece cemaatte değil, hangi gruba mensup olursa olsun, nerede bulunursa olsun, meşrebi, mezhebi, mensubiyeti ne olursa olsun fark etmez. Eğer yanlış yapıyorsa, eğer hukuk kurallarını çiğniyorsa, eğer gerçekten bir takım siyasetin üzerine ipotek konmaya çalışılıyorsa, onu yapanlarla bizim mücadelemizdir. O yanlış yapanlarla olsun, gerek devlet içinde olsun, gerekse devlet dışında olsun fark etmez. Evet, kamuda çalışan gerçekten gönül vermiş insanlara, hizmet ehline saygımız sonsuzdur. Bizim ona diyeceğimiz bir şey yok. Ama eğer gerçekten işini layıkıyla yapıyorsa, ama gerçekten talimatlarını kanundan, anayasadan alıyorsa, kurallara göre hareket ediyorsa, bu milletin geleceği için fedakarca çalışıyorsa, hizmet ediyorsa, buna karşı yapacağımız hiçbir şey yok. Başımızın üstünde yeri vardır. Yani gerçekten 40 yıldır evet bir noktaya geldi bu hareket. Zaman zaman işte artık bu işin içine girmeyeceğim ama belli dönemlerdeki tavırları, duruşları ortada. Ama gerçekten de fedakar bir şekilde
varını yoğunu bunlara veren, emeğini harcayan, parasını harcayan, bu manada ailesinden uzaklaşan, dünyanın bir başka ucuna kadar gidip çalışabilen, karın tokluğuna çalışabilen o gönül ehli insanlara hakikaten saygılı olmak durumundayız. Onlara karşı bizim hiçbir şeyimiz yok. Bizim onu bir defa tabanla tavanı ayırt etmek lazım. Ama yukarıda cemaat adına, sözüm ona, cemaat adına yanlış yapanlar olursa olsun, kim olursa olsun. Dışarıdan da olsa. Dışarıdan da olsa, içeriden de olsa ama onlara karşı mutlaka da tedbirli olmak durumundayız. Yanlış yapmak durumundayız. Nur abinin aslında sorusuna devamla bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle yine sosyal medyada çok fazla dolaştırılan bir şey. İktidarınızın, cemaatin bankası olan Bankasya'yı el koyacağı, kapatacağı böyle bir söylenti dolaşılıyor. Ya, söylenti değil yani yazılıyor bunlar sosyal medyada. Hani Babacan yalanladı ama. Yani bu nedir? Bununla ilgili sizin bir planınız var mı? Böyle bir şey mümkün mü ya? Bakın 11 yıllık iktidarız biz. Yani çokça denendik yani. Bugüne kadar peki iktidarımızın aleyhine davranan nice zenginler yok mu? Nice farklı gruplar, farklı fraksiyonlar yok mu? Hangi birisine? Onların bankaları yok mu? Onların bankaları yok mu? Onların şirketleri yok mu? Hangi birisine hukuk dışı yollarla böyle girişimde bulunduk? Ama hukuk karşısında herkes eşit olmak durumunda. O ayrı bir şey. Eğer hukuk kurallarını işletiyorsanız herkese, grup, kişi fark etmez, sınıf, zümre fark etmez, cemiyet, cemaat hiç fark etmez. Eğer gerçekten hukuk karşısında bir yanlışı varsa kim olursa olsun üzerine gitmek lazım. Evet. Ama yanlışı olmayana da bu iktidar gitmez. Ne olursa olsun farklı düşünecek olsa bile de. Ben Ercan'ın sorusuyla ilgili de bir alt soru sormak istiyorum. Paralel başbakanın da özellikle sık sık dile getirdiği paralel devletle ilgili veya işte size darbe yapan paralel devletle ilgili tırnak içerisinde söylüyorum. Buna karşı alınan tedbirler sadece bu görevden almalar mıdır? HSYK kanunu mudur? Bunlar yapıldıktan sonra bu paralel devlet olduğu iddia edilen zümreye karşı yapılan hamleler son bulacak mıdır? Veya kaldırılmış olacak mıdır? Paralel devlet denilen şey ya da nasıl tam anlamıyla kaldırılacaktır? Batuhan Bey biz bunu tabii önümüzdeki süreçte göreceğiz. Tabii ki yapacağımız hamleler var. Eğer yasalarda bu yapıya müsaade eden bir takım eksik düzenlemeler varsa mevzuat açısından o düzenlemeleri tamamlarız. Ama biz tabii aslı olarak demokratikleşme çıtasını hiçbir zaman bırakmadık. Demokratikleşme süreçleri aslında yeni anayasa talebi ve konuşacağımız çok şey var. Yani biz ne olursa olsun kim olursa olsun bizim bir defa Avrupa Birliği hedefi, demokratikleşme, milli birlik ve kardeşlik projesi, çözüm süreci. Yani biz burada tabii belli bir noktada belki kaldık ama aslında bu 17 Aralık'ı çok daha geniş yorumlamak lazım. Gerçekten onu daha konuşacağız. Başka yani başlıklarımızda çok çok ciddi manada yani bunun nedenleri niye böyle bir zamanda ortaya çıktı? Neler amaçlanıyor? Hedefleri nelerdir? Kimler var arkasında? Dolayısıyla bu aslında çok daha geniş, çok daha yani belki cemaati, cemiyeti de aşan çok daha küresel boyutlarıyla birlikte, hatta Gezi ile birlikte ele almak da gerekebilir mi? Gerekebilir mi kanımca? Çünkü yani Gezi'deki taleplere bakıyorsun, bu operasyonda üzerine gidilecek kişilere bakıyorsun. Çok ciddi bir paralellik arz ediyor. Yani şu anda yani fotoğraf kareleri Gezi ile örtüşüyor, şablon şeklinde birbirinin üstüne örtüşüyor diyorsunuz. Şimdi bence benim kanaatime göre oyun aynı, sahne oyunu, oyuncular farklılık arz edebilir. Farklı oyuncularla zenginleştirilebilir. Ya da o oyuncularla amacına ulaşamayanlar başka oyuncuları da işin içine dahil ederek çok daha ki sizin tabana yakın kaç zamandır o oyuncularla birlikte çok daha güçlü bir şekilde acaba AK Parti'yi alaşağı edebilir miyiz? Acaba siyaseti bu şekilde dizayn edebilir miyiz gibi bir algı da olabilir. Bakın bir defa yani işin içine belki yeni aktörler ilave edildi. Belki yeni aktörler ilave edildi. Daha farklı aktörler olabilir. İçeriden dışarıdan. Sadece içeriden de değil. Yani işin çok ciddi küresel boyutları olabilir. Çünkü gerçekten Türkiye, bakın özellikle ben Gezi'yi de dedim. Bakın Mayıs ayı, Gezi ayı öncesi ay. Mayıs ayı Türkiye'nin son belki 200 yılın en iyi ayıdır. Her açıdan en iyi ayıdır. Bahar ayı. Bahar gerçek, ayıdır. Gerçek bahar Türkiye'nin ayı. Son yani bugüne kadar faizlerin en düşük olduğu tarihtir. 4.61 Mayıs ayı. IMF'ye borçları geliyordu. IMF'ye borçların sıfırlandığı bir daha hatta alacaklı konuma düştüğümüz bir şeydir.
3. köprü, 3. havaalanı, Marmaray beraberinde birçok hakikaten Türkiye'nin geldiği nokta. Borsanın en yüksek olduğu şeydir. 93 binlerde. 93 binlerde. Bakın 93 binlerden borsa 60 binlere kadar düştü. Faiz 4.61'lerden onların üzerine çıktı. Hani Gezde Başbakanımız boşuna bir faiz lobisinden bahsetmedi. Yani faizlerden bizim tasarrufumuz sadece AK Parti döneminde 642 milyar lira. Biz de 60 küsürlerden aldık iş borçlanma. Dolayısıyla tabii olay çok daha büyük bir olay. Ve böylesi önemli olaylarda, millete karşı girişilen hakikaten önemli konularda, dış politika gibi meselelerde, kaldı ki çözüm sürecinin en iyi işlediği dönem. Yani Türkiye'nin son 30 yılının huzuru açısından. Yani son bir yılda şehit haberi gelmedi ya. Bundan daha öte ne olabilir? Yani kardeş kanına son veriyoruz. Bir barış, kardeşlik ortamı yakalanmak üzere. Bütün bunlar sabote edilmek isteniyor. Baltalanmak isteniyor. Dolayısıyla olayın hakikaten boyutları çok daha büyük, çok daha farklı. Yani aslında ve ben şunu diyorum. Özellikle Nuri Bey, hem şey var o zaman. Hem dediğiniz gibi çözüm sürecine yönelik bir girişim var. Kesinlikle. O süreci baltalamaya. Çünkü hakikaten çözüm sürecinden daha başarılı bir son 50 yılın bakın, en büyük başarı hikayesi. Bunu destekleyen bunu destekleyen konu bakın en son o Fransa'da öldürülen 3 PKK'lı kadınla ilgili son MİT alayı bu ana denk geldi. Evet. Tutuklu vekiller salı verilirken BDP'li tutukluların salı verilmek istenmemesi zorla bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nden sonradan tekrar şey oldu. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinizde... 17 Aralık operasyonun ya, hangi parçaları var sizce? Onları bir söyler misiniz bize? Yani Halk Bankası olayı, bu söylediğiniz bakın, diğer olaylar, bunları bunu bir defa yana koyduğunuzda bu sadece basit bir yolsuzluk olay... Değil, kesinlikle değil. Bakın şu arada 17 Aralık'ta 3 farklı olay var bir defa. Birincisi işte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu. Bir başkası Fatih Belediyesi çerçevesinde dolaşan bir konu. Bir başka husus Halk Bankası, kara para ve dolayısıyla aslında işin yurt dışının da küresel aktörlerin de işin içine olduğunu gösteren en önemli etmenlerden biri. 3 farklı konu. Birbirlerinden bağımsız. Ve yaklaşık 1,5 sene soruşturması başlamış. 14 ay kesintisiz telefon dinlemeler var. Bu insan haklarına aykırı bir şeydir bir defa. 14 ay boyunca kesintisiz telefon dinlemeleri yapılmış. Ve bu eğer varsa bu tür iddialar, suçlar bu bir sene önceden de ortaya konmuş olabilir. Eğer varsa durup durup seçimlerin hemen arefesinde işte yerel seçim arkasında Cumhurbaşkanlığı seçim. Suçüstü yapılabilirdi. Bunların bu suçu önleme şeyi de var kolluğun aslında görevi vardır. Suçu önleyebilirlerdi. Madem böyle bir şey vardı. Ve orada o kadar ciddi hatalar yapılmış ki çok ciddi. Böyle bir soruşturma gizli tutuluyor. Tabii ki soruşturmanın gizliliği esastır. Ama başsavcı yetkilendirir savcılar. Başsavcıdan da gizli olmaz. Emniyet üstlerinden habersiz bir şekilde. Nasıl gizli tutuluyor Ahmet Bey? Yani çok enteresan işte paralel yapılanma derken yani kolay demiyor. Devlet içinde devlet tapeler, derken işte bunun için deniyor. Ertesi gün karar verildi. Abi. Bakın bunu zaten özellikle ben ifade edeceğim. Bu çok çok önemli boyutu sizin söylediğiniz. Ama bu soruşturma yürütülürken yapılan ihlaller, koruma tedbirlerinde çok ciddi ihlaller var. Bakın ifadeye çağrı olmadan, işte gözaltı olmadan direkt yakalama kararları çıkartılıyor. İşte 3 farklı olay birbirinden bağımsız olay birleştiriliyor ve seçim arefesine denk getiriliyor. Yani UYAP'a girilmiyor ya. Soruşturmalar UYAP'a girilir ya. Adalet Bakanı yargı ağı. UYAP'a girilir. UYAP'a çok girilmiyor. Ya, ama ne kadar gizli olursa olsun bir şekilde bunlar girilir. Yani aslında bu şekilde UYAP'a girilenler var ama farklı isimlerle. Farklı isimlerle farklı şey. Enteresan bir şey var bu yapılanma hakikaten. Yani sanki savcısını ayarlamış, düşün hakimini ayarlamış, işte emniyetini ayarlamış. İşte devlet içinde devlet derken bu kolay değil. Kapalı. Ve belli bir tarihi ayarlamış. Yani bu hakikaten bir senaryo yazarsan ancak bu şekilde taşları yerine koyabilirsin. Ciddi bir senaryo, bir ciddi bir oyun, ciddi bir tezgah. Yani biraz da dikkatimi çeken hakikaten çok ilginç. Torbanın içinde gidiliyor. El-Kaide ile bile irtibat kurulmak isteniyor. Yani öyle bir iş adamı konuyor ki oraya o torbanın içine. Ya tamam mı? Daha garip olanı. Yani uluslararası. Nuri Bey, daha garip olanı o torba açılmadan karar veriliyor. Deliller toplanıyor. Deliller toplanıyor. İşte klasörlerle, torbalarla, çuvallarla gidiyor ve çuvalların ağzı açılmadan karar veriliyor. Şimdi şu var bir defa. Hani biz yargı bağımsızlığını işte ihlal ediyoruz mu, yetmiyoruz mu? Ya ben şunu o günlerde de söyleyeyim. Eğer yargı bağımsızlığının ihlali varsa bu HSYK ihlal etmiştir.
Evet. Niçin ihlal etmiştir? Danıştay'da görülmekte olan adli kolluk yönetmeliği ile ilgili bir dava vardı. HSK çıktı, hukuksuz bir toplantı yaptı. Haksız ve hukuksuz bir bildiri yayınladı. Anayasa 138'i çiğnedi. HSYK'nın kendisi ve ertesi gün Danıştay o adli kolluk belirli yürütmeyi duyurdu. Aynı şey Anayasa Mahkemesi açısından. Yasin Erkadı yine konusuyla bu tır konusu da o zaman hani onlar da yargılar el kaydı. Bunlar hep senaryonun devamı. Öyle mi? Yani onunla bağlantı. Zamanlama. Kesinlikle. Peki biz Türkmenlere, Suriye'de işte yaşayan Kürtlere, Türkmenlere... İki senedir, üç senedir yardım yapmıyoruz mu? Şimdi bu tırlar yeni mi giriyor acaba? Hazır çözülebilir. Evet, yani şunu yani, sormak yani, lazım aslında. Burada istihbaratın şey görevi sadece istihbarat mıdır? Hayır. Bu birkaç gündür bizim televizyon... Nuri Bey, Nitin tırının içinden elma çıkmayacak ya. Yani. Birkaç gündür bizim televizyonlarda çok komik bir şey tartışılıyor. Ana muhalefet lideri de çok buna biraz öncülük ediyor. Ya dünyanın her yerinde istihbarat teşkilatları... görevleri her ne kadar yazılı olarak belirlense de istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerini gizli yaparlar. Kendi devletini gambazlıyor. Ya. Devletini terörist devlet olarak ilan etmekte ana muhalefet lideri mutlu mu olacak? Ya böyle bir şey olur mu? Şöyle bir şey. Türkiye bunu yapmaz zaten. Yapmaz ama buna rağmen haksız bir şekilde böyle yani şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı'na beğenirsiniz beğenmezsiniz çok ciddi bir haksızlık yapılıyor. Şu anda o bölüm var mı yok mu bilmiyorum ama ben biliyorum ki mesela benim de kamuda görev yaptığım süre içerisinde MIT'in dış operasyonlar bölümü vardı. Yani MIT operasyonel bir birim değildir. Sadece istihbarat toplar. Evet en çok o tartışılıyor. MIT operasyonel birim değildir deniyor. MIT sadece istihbarat toplar ve dedikodu yapar gibi bir anlaşılıyor. MIT operasyonel bir birim değildi de MIT'in yıllarca Afganistan'da ne işi vardı? General dostumla ne işi vardı MIT'in? Afganistan'da ne işi vardı ya ki? Dünyanın her tarafında Mossad yok mu? KGB yok mu? CIA yok mu? Allah aşkına ya. Nerelerde hangi eylemleri yapıyor? CIA senin ülkende, diğer ülkelerde. Ya ben şeyi çok böyle benim cehalet olabilir mi? Bakın bunların hepsi Milli Güvenlik Kurulu'nda tartışılmıştır. Karara bağlanmıştır. Bir devlet politikasıdır. Devlet politikası haline getirilmiştir. Bu politikanın icrası da bazen silahlı kuvvetlere verilir, bazen MİT'e verilir, bazen bir başkasına verilir. Yani Nuri Bey bizim sınırlarda bombalar patladı. Bakın, yani buna tedbir alacak mısınız? Şimdi, bakın bombalar patladı. 51 insanımız öldü orada. Ben MİT'in nasıl bir görev vereceğimi, neyle görevlendireceğimi, otun içine ne yükleyeceğimi Cumhuriyet Savcısına sormak zorunda yok, değil. Şöyle olabilir mi? Hadsizlik. Şimdi şu var. Hayır, yani Nuri Bey zaten şey var. MİT kanunun 26. maddesi çok açık. Ahmet Bey şöyle olsa. Başbakan izni olmadan MİT'le ilgili bunların kalkıp soruşturma yapması, gidip onu araması bile herkes şey. Rahat etsin. MİT her sabah. Mesela her sabah hani 26. maddeleri var ya. MİT kanunu çok açık. Aslında hani bu biraz ironi olacak ama her sabah kamuoyuna açıklama yapsa. Bugün Suriye sınırında bu operasyonu yapacağım. Avrupa'da bunu yapacağım. Bir de bu türlerin işine gidiyor. Yeni mi akıllarına? Bugün bir yazar köşe yazısında şunu söylemiş. Aynen şu ifade söz konusu. Siz hiç casusluk filmleri seyretmediniz mi diyor. Ve bu filmlerde şöyle bir esas öngörüyor. Diyor ki buradaki istihbarat görevlisi yakalanırsa suçludur. Devleti tanımayacaktır. Devlet de onu tanımayacaktır. Bu disk kendini 3 dakika içinde yakalanacaktır. Ama yakalanmayacaksın. Ama onu yakalamak için devletin içinde ekstra bir gayret olursa bu da herhalde çok centilmenlik gibi buradan şey gözüküyor. Tır, bakın hakikaten... ya farz ve kabul edelim ki o tırın içinde silah var. Yani olabilir. Sana mı soracağım kardeşim? Saklanırsa... Yani ben oraya silah göndereceksem... insanlara kendilerini savunmaları için bir takım hafif diyelim ki silahlar gönderecekse Cumhuriyet Savcısından Adana Emniyet Müdüründen izin mi alacak kardeşim? Sana ne ya? Haddine mi senin? Şimdi savcı orada üstelik emniyeti de atlamış jandarmaya. Bir de şey orada çok mesela cemırlarla ve 100 kişilik bir jandarma kuvvetiyle hatta o tırın içerisindekilerin gerek MİT'le gerekse adli makamlarla veya işte o şehrin valisiyle bağlantı kurmasının da engellendiği yönünde iddialar var. Onu da bu açıklamalarınızın içerisinde şimdi, yaparak değerlendirebilir misiniz? Bir defa şunu söyleyeyim ben. Zamanlama açısından evet hakikaten bu operasyon 17 Aralık'ın devamı görüntüsü çok açık ve net. İkincisi MİT kanunu 26. maddesi çok açık. İzin olmadan soruşturma yapması gidip oranın aranması falan mümkün değil. Üçüncüsü dışişlerimiz biz Türkmenlere yardım götürüyoruz diyor kardeşim. Bakın Türkmenlere, Suriye'deki garibanlara yardım. Bir şekilde o savaşın içinde o zulümde olanlara yardım götürüyoruz. Bu 3-4 yıldır gidiyor. Ve şunu özellikle benim üzüldüğüm nokta bakın dün değil önceki gün basına da yansıdı. Suriye'deki vahşeti sergileyen 55 bin fotoğraf.
11 bin kişinin işkenceyle, açlıkla yüz yüze bırakılarak, işte bir şekilde boğularak vesaire şekillerde katledildiği. Ama onlar montaj. Bunlar netle montaj değil. Onlar çünkü uluslararası ceza suçlarla uğraşan profesörler, adli tıp uzmanlar, İngiltere'de bir ekip kuruldu biliyorsunuz. Ve bu ekip tamamen daha önce işte Milosevic'i yargılayan savcıdan tutun da ötekilerine kadar ve tam profesyonel bir ekip, bu işin montaj olmadığını ve Suriye burada bir insanlık suçu, Suriye yönetimi insanlık suçu işliyor. Aslında uluslararası ceza da mahkemesinde yargılanması gereken bir suç. Hakikaten bu adam bir soykırım yapıyor. Resmen soykırım yapıyor bizim ana muhalefet liderimiz. Bakın iki gündür biz sesle de duydunuz. Muhalefet de Milliyetçi Hareket Partisi'nden de dahil. Ben liderlerinden bilmiyorum, siz duyduysanız. Ben bugün bir şey bunları kınamaktan aciz ama kalkıp Suriye'deki Türkmenlere yardım için getirir. Şey bu kadar şey yapıyor. Çok üzüldüm. Maalesef Suriye Dışişleri Bakanı Muallim Birleşmiş Milletler'de o şeyde yaptığı görüş konuşmada. Evet. Cenevre 2'de yaptığı görüşmede. Bizi terör örgütlerine, Suriye'deki terör örgütlerine destek vermekle suçladı. Herhalde bizim ana muhalefetin ağzıyla. Yani bizim ara muhalefetin ağzıyla. Şey dikkat çekici mi efendim? Ben ona senden üzüldüm. Önce bir şey çok... Kesinlikle. Efendim hızlı gidelim birazcık da Suriye. O şu dikkat çekici mi? İran'dan gelen açıklama, Rusya'dan gelen açıklama ve ana muhalefet başkanı yapmadı ama sözcülerinden gelen açıklamada doğruysa veya montaj şeklinde başlayan... Ya hayır, Rusya, İran bile biraz yelkenleri indirdi en azından. Onların duruşunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani tamamen Suriye yönetimini destekler tarzı bir duruşu vardı. Buna rağmen olabilir. Buna rağmen onlar olabilir dedi. Yelkenleri düşürdü ama bizim muhalefet maalesef bu olayı böyle görmezlikten geldi. Kalkıp Suriye'ye, Türkmenlere Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'le bizim ana muhalefet partisini aynı resmin içine koyuyorsunuz yalnız. Yani kendileri o resmin içinde görmek istiyor. Zaten Suriye, Esed'le ilgili resimleri bu süreçte 5 defa gittiler, resim çektirdiler biliyorsunuz. Yani bu kadar zalim bir yöneticiyle, diktatörle gidip o fotoğraf karesine girmek sanki CHP'liler için bir onur kaynağıymış gibi gelip bunu da öve öve mecliste anlatıyorlardı. Yani böyle eli kanlı, zalim bir diktatöre bunlar kınayamadı ya ve bunlar bütün dünya kınamaya başladı ya. İsrail, Rusya bile olabilir dedi artık ya. Evet, bu noktaya geldi. 2010 referandumunda hepimizin böyle canla başla desteklediği o demokratik reformlarda HSYK'nın bu düzenlemesini siz getirdiniz. Evet. Biz de destekledik. Toplumda destekledik. Kamuoyu da ciddi bir destek verdi. %58 ile. Belki biraz kampanya yapsaydı %75 bile olabilirdi. Ne oldu da o gün yapılan değişiklik bugün, o gün vesayetten kurtulmak için Türkiye evet, bunları yaptı. Doğru, çok doğru. Ve çok hakikaten de doğru bir vesayete engel oldu Türkiye. Türkiye kesinlikle. O referandumda yapılan düzenlemelerden sonra iktidar muktedir hale geldi. Kesinlikle. Millet Türkiye iradesi. Için bir millet milattır. Evet. Aynen. Ne oldu da o günden bu yana vesayetten kurtulalım derken, böyle bir düzenleme yaparken böyle bir sonuç verdi. Bugün niye değiştiriyorsunuz? Muhalefetle beraber niye yapmadınız? Niye bir anayasa değişikliği olarak yapmadınız? O günden bu yana ne değişti? Bunu değiştirerek yargıyı iddia edildiği gibi kendi istediğiniz yargıçları, hakimleri, savcıları mı istediğiniz noktalara getirmek istiyorsunuz? Bunu konuşalım. Evet, teşekkür ediyorum Nuri Bey. Bundan sonrası artık ancak ben bu kadarını anlayacağım. Gidebilirsiniz, ben konuşurum. Yani. Evet. Ya gerçekten evet, 2010 referandumdan önceki açıklamalarımıza bakarsanız, bizim açıklamalarımız, parti sözcülerimizin, grup sözcülerinin açıklaması, o zaman da biz şunu diyorduk. Yargı hiçbir ideolojinin tekeline girmesin. Tam bağımsız ve tarafsız yargı olsun. Hatırlarsanız onu dedik. Hiç kimsenin ne ön bahçesi olsun ne de arka bahçesi olsun. Ve bu manada bu değişim olsun istedik. O gün o argümanlarla gerçekten öyle ciddi bir ihtiyaç vardı. Hatırlarsınız, HSYK başkan vekili vardı. Hukuksuz toplantılar yapıyordu. Siyasi demeçler ver diyordu. Yargıya müdahale ediyordu. O günlerde Yargıtay Başkanı, Danıştay hepsi çıkıp konuşuyorlardı. Siyasi konuşmalar yapıyorlardı. Hukuki konuşmalar değildi. Yani biz dedik artık Türkiye bir tabii ki askeri vesayetten kurtulması gibi, bir de anayasa mahkemesi, işte HSYK gibi düzenlemelerle Türkiye yargı vesayetinden de kurtulsun. Hakikaten çok da çok, bak halen ben o açıklamaların da arkasındayım ve Türkiye için de gerçekten bir milattır. Yani Türkiye 2010 öncesi 2010 sonrası diyebiliriz. Hakikaten muktedir olduğumuz da bir dönemdir. İşte gelinen noktada tabii ki orada şöyle bir değişiklik oldu. Belki olayı etkilemiş olabilir. Bakın o değişikliğin içinde bir de biz şunu koymuştuk. Ya Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na üye seçiminde
her ada, her seçmen yani her yargıç bir üyeye oy versin dedik. Niçin? Gruplaşmalar olmasın. Evet. Daha geniş bir temsil olsun, dengeli bir dağılım olsun. Her kesim orada kendini ifade edebilme imkanı bulabilsin dedik, değil mi? Evet. Böyle bir şey yaptık. Anayasa Mahkemesi bu konuyu iptal etti. Çarşaf liste, pat diye işte onun listesi komple çıktı. Öteki bilmem ne oldu. Böyle yapıda bir sıkıntı oldu. Bugün de aynı şeyi diyoruz. Gene şunu diyoruz. Yargı hiçbir ideolojinin tekelinde olmasın. Yargı hiç kimsenin ön bahçesi, arka bahçesi olmasın. Yargı hakikaten tam bas. Ve şu anda yaptığımız değişiklik de bu aslında. Biz bu değişiklikte gene o üye seçimiyle ilgili konuyu koyuyoruz. Aslında tam da bunun için yapıyoruz. Bu gerekçeyle yapıyoruz. Ve doğru bir gerekçeyle yapıyoruz. Anayasa Mahkemesi tekrar iptal etmesin. Nuri Bey, bir ara verme durumundayım. Özür dilerim. Siz buna bir duralım burada. Çünkü bu çok... Tamam, şey yapalım, devam edelim olur mu efendim? Peki. Efendim kısa bir aranın ardından burada olacağız. Sizden gelen soruları da Sayın Ahmet Aydın'a yönelteceğimizi hatırlatarak kısa bir ara istirham ediyoruz.